Merhaba. Bugün Yedi Rengin Işığı sanat oluşumu grubuyla Sezai Kara hocamızı mekanımızda konuk ettik. Hoş geldiniz Sezai Hoş Kara bulduk. hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Umarım güzel bir sohbetimiz olacak. Geçmişten günümüze bugüne kadar sanatsal yaşamınızı, hayatta neler yaptığınız hedeflerinizi öğreneceğiz. Bize kısaca ya da uzunca doğum tarihinizden eğitim sürecinize ve sanata başlangıcınızı anlatır mısınız? 1959 Gümüşhane doğumluyum. 1 yaşında Ankara'ya gelmişiz. Ve Ankara'da yaşıyorum. Ankara 19 Mayıs İlkokulu, Mamak 19 Mayıs İlkokulu'nda başlamışım. Mürsel hocamız vardı bizim. Ben resimlerimi sınıfta gösterirdi. Yani ilk resimlerimi işte seven, beğenen çocukken Mürsel hocam olmuştur. Ondan sonra Mamak Ortaokulu'na gittiğim zaman da Halis Apaydın vardı. O da Talip Apaydın'ın eşi. Bunlar köy enstitüleri. Daha sonra öğrendim. Daha sonra araştırıp öğrendim. Ve bunlar tabii Cumhuriyet'in öğretmenleri olduğu için gerek Mürsel öğretmenim gerek diğer öğretmenlerim çok vericilerdi ve dolu insanlardı ve öğrenci merkeziydi. Öğrencilerle çok uğraşıyorlardı. Kendi anne babalarının daha fazla uğraşıyorlardı. Yeteneklerini öne çıkarıyorlardı. Yani öyle bir şansımız oldu. Halis Apaydın da Mamak Ortaokulu'nda yeteneğimi fark etmiş demek ki. Okulun sütunlarında bana resim yaptırırdı. Ve o şekilde ben resimle hep içli dışlı oldum. Kalemi hiç elimden bırakmadım. Lise yıllarında da böyle devam etti. Fakat değişik heveslerim vardı. İşte resmin dışında da uğraşlarım vardı. Bir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünde okurken bir gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Kayhan Kesinok Atölyesi başlıyor diye bir ilan duydum. Ondan sonra ben yağlı boya yapmıyordum. Dedim ki yağlı boyayı git 5-6 ay devam et, öğren, kendi kendine resim çalışırsın. Fakat atölyeye başlamanla beraber bu sanat olayının Tabii efendim sürecin uzun olduğunu boyacıyla anladınız. hikayesi olmadığını anladım. Ve 6-7 ayda çıkarım dediğim atölyeden 6-7 senede çıkamadım. Ondan sonra Evet. da hızımı da alamadım. İşte Gazi Eğitim Enstitüsü'nün de resim bölümünde okudum, bitirdim. Ve o zamandan bu zamana sürekli işte resim yapan, sergiler açan birisiyim. Evet, hocam kaç yıldır sanat hayatındasınız? Ya şimdi tabii lisede ben kişisel sergi açmıştım. Yani halk evinde işte ne kadar kişisel Evet. sergi gideceksek ben onu çok şeyden saymıyorum da sergiden. Ama 80'den bu yana bu sanat olayına bilinçli olarak uğraşıyorum Evet. diyebilirim yani okuyarak, öğrenerek. Türkiye'de köy enstitüleri ve halk eğitimleri zaten geçmişten hani günümüze çok büyük katkılar bulunmuştur kapanana kadar. Birçok sanatçı, yazar, şair yetişmiştir. Ben en çok merak ettiğim bir şey var. Mesleğinizde yaptığınız yenilikler ya da sanatın size kattığı şeyler neler oldu? Şimdi Ya da bir taraftan da eğitimciliğiniz var. Öğrencilere katkılarınız, öğrencilerden size dönen. ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sanat ilk başta tabii şimdi sanatı konuşacağız tabii. Benim sanata bakışım ta başından beri hissettiğim, gördüğüm efendim sanat insanın kendisini ve dünyayı güzelleştirme ve yüceltme çabasıdır. Benim sanatımda tabii ilk başlarda, ilk eğitim yıllarında klasik sanatçılardan çok etkilendim. Klasik resimler yaptım, klasiğe dönük resimler yaptım. Zaman Evet. içerisinde tabii ben de değişik değişik yollara girdim diyebilirim. Ama vazgeçemediğim bir şey vardı. O da efendim ışık gölge oyunları. İşte gerçeklik ondan pek kopamadım ve sevdim. Bugün de yine ışık gölge temelli efendim renge son yıllarda daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımı sürdürüyorum. Konu olarak da ilk başlarda ben natürmortlar çok çalıştım. Natürmortlarla öne çıktım. Daha sonra efendim işte manzaralı da yaptım. Figür ağırlık çalışıyorum. Son Evet. yıllarda da daha çok kendimi figürlere verdim. Daha çok kadın Zaten figürleri hep önde oluyor. evet,
arkada da görünüyor. Daha sonra zaten bol çalıştığınızı göstereceğiz. Desenleriniz çok fazla. Sürekli bir düzenli çalışma disiplini görüyoruz. Resim anlayışınız geçmiş sanatçılardan kime daha yakın ve kimi örnek aldınız? Figüratif tarzda çalıştığınızı biliyoruz. Kadın figürleriniz çok önemli. Bunların yanı sıra dönemler içinde benim takip ettiğim vazolar içinde gül, ondan sonra yine çiçekleri, torslar, evet, çiçek, at başları var, evet, at desenleriniz, zaman zaman kuşlar da girdi. Evet, işte, güller, evet, güvercinler. Sizin resminizde bunu tanımlarken tuval yüzeyinde ya da kara kalemde, akrilikte, sulu boyada göstermek istediğiniz ve asıl altta kalan mesajınız nedir? İfade etmek istediğiniz bunlarla, bu elemanlarla mesajınız nedir? Ya şimdi tabii ilk söylediğiniz şeyi yanıtlamaya çalışayım. Ben tabii çok sanatçıdan etkilendim. Çok sanatçılardan etkilendim. Yani isimlerini burada saysam epey zaman alır. Ama ilk aklıma gelen Rönesans sanatçıları, tabii Leonardo'lar, Michelangelo'lar, daha sonra işte Rembrandt'lar, efendim bizden birçok figür ustaları var. İşte Nuri İyen'ler, Neşet Günal'lar, evet, efendim benim Mustafa Yazlar yakın işte bu çağda. Tabii en çok da Turan Erol'lar, Turan Erol'lar, işte Adnan Turan'lar. Adnan Turan. Tabii ben Kayan Keskinok'un öğrencisi olduğum için ve Kayan hocamı da çok seviyorum. Ondan da tabii çok etkilendim. Kendisini de çok saygıyla anıyorum. Şimdi tabii konu başka bir yere gidiyor da tabii, evet, ilk söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Biz çok teşekkürcü değiliz. Yani öyle bir yapımız yok. Ben gerçekten çok kişiye çok şey borçluyum. Yani geçmiş sanatçılara da borçluyum. İlkokul öğretmenlerime, ortaokul, lise, evet, üniversitedeki bütün hocalarıma karşı borçluyum. Çünkü benim mayamda onlar var. Evet. Yani çağdaş Türk sanatçıları, efendim yabancı sanatçılar, hepsine de borçluyum. Şimdi ben kendi sanatıma gelince, şimdi ben tabii resim yaparken şu mesajı vereyim gibi bir çabam yok. Ben yaptığım işi en iyi yapmaya çalışıyorum. Tabii o resimsel dil dediğimiz resimsel dille konuşmaya çalışıyorum. Fakat psikolojik mesaj şu. Yalnız kadınlarınız var çok tablolarda. Ha, şimdi psikolojik mesaj şu. Bunu tabii düşünerek yapmasam da o bilinçaltım, efendim benim birikimlerim orada kendisini hissettirir. Mesela demin işte onu söyledim. Hani kadınlar, yalnız kadınlar. Tabii içe dönüklük de var. Kadınların son yıllarda mesela işte arkadan duruşlar, yandan, evet, duruşlar. Mesela gizemli, yüzü belli belirsiz kadınlar çalışıyor. Kadınlara karşı, evet, şiddete ne diyorsunuz? Ne diyeyim? Çok kötü. Yani tabii çok kötü bir şey tabii. Konuşulacak bir şey de değil. İlkelin, evet, getirdiği bir şey. Umarım, evet, sonu gelir. Şimdi şöyle bir tabii konu dağılıp gidiyor da şey şu. Sanat efendim bence her şeyin ilacı. Yani şiddetin de ilacı, efendim vurdu kırgının, evet, da ilacı tabii. İnsanlardaki bu boşluktan çok şey ortaya çıkıyor. Yani insan boşlukta kalınca iyi şeyler yapamıyor. Yani boş insan zarar veriyor. Tabii bu etrafına, kadına, evet, şiddet de olsa ya da başka savaşlar, evet, da olsa, evet, yani bir sürü faktör var ama insanlar olumlu şeyleri yapamadığı için kavgaya, çatışmalara giriyorlar. Yani gönül istiyor ki insanlar eğitimli olsa, eğitim seviyeleri yüksek olsa, herkes sanatta ucundan köşesinden amatörce de olsa uğraşsa, sadece resim değil diğer alanlarla da uğraşsa, tabii dünya daha da çok güzelleşir. Hocam bu zamana kadar kişisel sergi sayılarınız ne kadar? 30 kadar. Karma sergileriniz? 30 kişisel sergi açtım. Karma sergi 200'ün çok üzerinde. Şu anda da ödüller aldığınızı var, biliyorum, en az 7 i̇şte tane. 7 tane ödül aldım. İşte yarışmalı sergilerden, evet, ödül aldım, mansiyonlar aldım. Müzelere giren eserleriniz var mı?
Şimdi işte en yakın zamanda geçen sene açıldı Çorum Şehir Müzesi. O çok güzel bir müze oldu. Bunlar alkışlıyorum. Modern bir müze. Helal olsun yani bu şey katkı sağlayanlara, yapanlara. Evet. Ben hatırladım Ordu Şehir Başta Müzesi'nde Bünyamin yıllar önce. Başta Bünyamin Balamir Hoca'nın etkisiyle olmuştu. Bünyamin Balamir, ondan Nilgün Hanım, Çevik, Çorumlu bir sanatçı arkadaşımız. Önerisiyle, katkılarıyla işte belediye başkanının da tabii o yapan, bu işi başaran efendim onu da saygıyla almak gerekiyor. Hocam bu konuya girmişken bizim yani Ankaralı bir sanatçı olarak uzun yıllar Ankara'da eğitim verdiniz, öğrenci yetiştirdiniz. Karma sergiler sayısını söylememiştiniz bu arada. Ya 200'ün üzerinde karma sergi açtım. Yani Kültür Bakanlığı'ndan ve siyasi yönetimlerden beklediğimiz neler var acaba? Siz daha önce bunun üzerine düşündünüz mü? Ya da sanatçıya yerel ve tüzel diyelim ki yönetimler ya da ne yapabilirler? Şimdi tabii ben yıllar önce okuyan bir insanım. Yani. Yıllar önce okuduğum kitaplarda gördüm ki mesela Avrupa ülkelerinin birçoğunda özellikle mesela Fransa'da 1700-1800 yıllarından bu yana şehir müzeleri var. Yani kasabalarda müze var. Yani müze olmayan kasaba yok neredeyse. Evet. Mesela bu beni bir üzmüştü. Bizde büyük kentlerde bile zor müze bulunuyor. Evet, eski ve değerli binaları müzelere çeviriyor. Tabii yani o bakımdan kötüyüz yani, iyi değiliz. Yani şehir müzelerinin çoğalması gerekiyor, önem verilmesi gerekiyor. Yani bütün şehirlerimizde bir kere müzeler olmalı, çağdaş sanat müzeleri olmalı. Yani biz, bakmayın mesela bizim ülkede çok da resim yapan, heykel yapan var. Çoğaldı, son yıllarda daha da çok arttı. Evet. Yani büyük bir şey var. Gayret var. O bakımdan yani Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı yeterince önemsemiyor, önem vermiyor. Evet. Bu da kötü bir şey yani. Fransa'da sadece bir sokakta maaşlı sanatçılar bile çalıştırılıyor. Çünkü orada müzelerin çokluğundan, turizmin etkisinden çok fazla belediyelere kazanç var. Aslında burada bizim ülkemizde de çok güzel tarihi dokularımız var. Bunlar müzeler ve diğer tanıtımlar aracılığıyla sanatçılara ve diğer bu mesleklerde çalışan insanlara katkı sağlayacak pozisyonlara getirilebilir. Birazcık galiba zayıf çalışıyor. Bence de öyle. Şimdi Devlet Güzel Sanatlar galerileri vardı. Şimdi onlar azaldı sanıyorum. Çoğunu kapattılar. Daha doğrusu mesela, onların yarışmaları kapatıldı. Ya, yarışmalar da kapatıldı da. Yani şehirlerde benim bildiğim kadarıyla Devlet Güzel Sanatlar galerileri vardı. Onların da birçoğunun kapatıldığını duyuyorum, biliyorum. Üzücü onları bir şey. Tabii canlandırılması lazım. Yani bütün şehirlerimize, en ucuz köşelere Devlet Güzel Sanatlar galerileri olmalı. Oradaki efendim öğrenciler teşvik edilmeli. Oradaki resim öğretmenleri halka yönelik orada kurslar verebilir yani. Yani şeyin katkısıyla, Milli Eğitim'in de Kültür Bakanlığı katkısıyla orada halka sanat öğretebilir, kurslar verebilir. Bunlar olmayacak şeyler değil ki. Yeter ki iyi niyetli olsun. Evet. Yani eğitimden, kültürden, efendim bilimden yana olsun. Bunlar olmayacak şeyler değil. Gönül onu istiyor. Evet. Böyle bir düşünce yapısına sahipken, tabii ben de katılıyorum. Gençlere önereceğiniz ya da söylemek istediğiniz ya da hedef olarak. Şimdi ya da sizin gelecekteki her yaşadığımız sürece hedeflerimiz var. Hedeflerinize ulaştınız mı? Daha hedefleriniz var mı? Gençlere önereceğiniz ekstra öneri ve hedefleriniz var mı? Şimdi şöyle. Bir kere amaçsız, hedefsiz yaşanmaz. Hele genç insan için. Mutlaka hedefleri olsun. Hedefleri de efendim sağlıklı olsun. Yani kendi yeteneklerine göre hedeflerin olması gerekiyor. Önce kendini tanıyacak. Ondan sonra o kendini ona göre yönlendirmesi gerekiyor benim kanımca. Vazgeçmemek gerekiyor. Yani bütün ülkemizin koşulları belki birçok konuda elverişli değil ama
Önemli olan dirençli ve vazgeçmeyen bir yapıya sahip olmak. Vazgeçmemek gerekiyor. Yani sanat uğraşımızda vazgeçmeden hedefinde yürümek gerekiyor. Ben kendim hiçbir zaman amaçlarımdan vazgeçmiş değilim. Yani önüme koyduğum hedefleri de yapmaya çalışan birisiyim. Onları da yapıyorum. Yani ne diyelim, birçok düşündüğüm şeyleri yaptığım kanaatindeyim ama yapacaklarım daha geride. Yani daha da iyi olmak istiyorum. Daha da kendimi geliştirmek istiyorum. Daha da iyi şeyler yapmak istiyorum. Bunun sonu yok. O bakımdan gençliğe söyleyeceğim şey, yani hangi alanda olursa olsun kararlı, akıllı, planlı, disiplinli şekilde çalışmaları, yılgın olmamaları. Yani bunu söyleyebilirim. Evet hocam, aklıma gelmişken yazılı basın, görsel basın, her türlü basının sanata ayırdığı Türkiye'de ne kadar sizce gazete var ya da dergi var, yeterli mi? Ya da böyle yetişmiş, bu alanda uzmanlaşmış, bu haberleri yapabilecek kalifiye yazarlar var mı sizce? Ya şimdi tabii gereken önem de verilmiyor. Onu gözlemliyoruz. Yani gazetelerin sanat sayfası, sanata gereken yeri ayırmıyorlar. Ya var ama ayırmıyorlar. Bir ikincisi, benim en çok kızdığım noktalardan biri de şu. Bizde öyle olmuş ki, şimdi gazeteler, efendim, dergiler de neredeyse ele geçilmiş durumda. Yani şu çok kötü bir şey. Yani sanatçıların peşine kendileri olmuyor da, efendim, birileri gidip kendisini orada gazetelerde yazdırıyorlar. Yani hocam, ne daha diyelim, çok, o şey çok kötü. Yani daha şimdi, çok siyasi haberler ve spor haberleri var. Ya ondan hariç ben şeyi de söylemek istiyorum. Mesela sanatla ilgili efendim gazetelerde yazılar çıkıyor. Tabii ki ciddi sanat adamlarından vazgeçemez. Onlar zaten yazıyorlar, yazmak zorundalar. Benim aklıma mesela şimdi resim dışında çıkalım Fazıl Say. İstese yazmasınlar. Evet. Dünya onu yazdırıyor yani. Evet. Öyle 3-5 tane büyük uluslararası değerimizin dışında kendi değerlerimize çok biz göremiyoruz. Yani ben çok şahitim. Çok ayrıntıya girip çok örnek vermeyeyim. Evet. Mesela sergi açıyoruz biz. Efendim, sergilerimiz kolay kolay yazılmıyor. Yani eskiden daha da iyiydi. Ben hatırlıyorum yani. Birçok yani gazete yazar. Bundan 15-20 yıl önce. Milliyet, Hürriyet, evet, öyleydi. Cumhuriyet gazetesi. Evet, yani şu anda şu anda onlar da pek bir şey yazmıyorlar. Ve nedir? Ben şey hoş bahsetmiyorum. İlgi mi azaldı acaba? Yok, bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Yani bir de başka. Belirli tipler var mesela memlekette. Belirli kişiler var. Arkalı olan kişiler. Anadan doğma ya da neyse çevreli. Bunlar ne yapsa gazetelerde haber oluyor. Yani sergi açmadan önce de yayınlanıyor. Sonra sergi değil. Açınca da yayınlanıyorlar. Bir de böyle efendim lobiler var. Yani o da kötü. Yani adam sanata yaşamını adamış, efendim, bedel aslında ödüyor. Aslında üretimiyle onları mesela onları öne çıkarmıyorlar, hayır. Onları öne çıkarmıyorlar. Yine belirli tipler var. Anlatabildim mi? Şimdi onu insanlar biliyor yani. Sanatçı diye hep onları sunuyorlar. Bu da hoş bir şey değil. Yani kayırmaca maalesef ülkemizde bu noktada da var. Onu da gözlemliyorum yani. Evet. Ama sonuçta sanat tarihi şunu gösteriyor. İstediğimiz kadar medyayı kullanalım. Gerçek sanat kalıcı oluyor. Ben yerine ulaşıyor. Müzelere tabii. Giriyor, yerine ulaşıyor. Birazcık evet, tabii sanatçı bu arada yaşarken çok eziyet çekiyor, ızdırap çekiyor ama istediği ekonomik gücü de göremeyebiliyor. Yani %90'ı aslında evet. Öyle. Herkes kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Başka hocam söylemek istediğiniz şeyler var mı? Vallahi ben mücadeleyi seviyorum. Mücadeleden vazgeçmiyorum. Ve sanat yapmak da dirençli olmayı gerektiren bir şey. Sevmeyi, aşk gibi efendim peşine düşmeyi gerektiren bir şey. O bakımdan ben kendi adıma sürekli resim yapıyorum. Sürekli resim üretiyorum. Her gün resim yapmak zorunluluğum diye bir şey var. Her gün efendim kendime katmam gereken, okumam gereken efendim kitaplar var, araştırmalarım var. Sürekli çalışmak, üretmek ve güzel şeyler yapmak düşüncesindeyim ve peşindeyim yani.
Eksik bir alanımız da hocam sanatçıların panel ya da söyleşilere benim gözlemlediğim kadarıyla çok çağrılmaması ve Türkiye çapında da çalıştayların, sanat çalıştaylarının çok az olması. Yani parmakla sayılır kadar iki ya da üç tane var benim bildiğim. Bilmiyorum siz kaç tane biliyorsunuz. Hani yıllık düzenli sanatçılara destek verebilecek eserlerini canlı canlı diğer ilgili insanlara gösterecek ve sonucunda da sanatçıya bir katma değer kazandıracak. Ekonomik bir parasal eseri satın alarak böyle çalıştay sayımız çok az. Az. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi çalıştay son yıllarda 15 yıl oluyor sanıyorum. Çalıştaylar başladı. O da güzel bir şey. Yani değişik şehirlere efendim sanatçılar gidiyor. Halkın arasında çalışıyor evet. Değişik yerlerde. Orada birebir insanların içinde üretiyor. Mesela ben o bakımdan böyle ciddi çalıştaylara katıldım. İşte üniversitelerin. Şimdi unutuyorum tabii bazı hani müzelere sormuştun ya. Çorum'da vardı. Ya çok, mesela, Merzifon'da vardı. Belediyelerin katkıları. Şanlıurfa'da vardı. Mesela evet. Bu üniversitelerin düzenlemiş olduğu işte uluslararası çalıştaylarda mesela katıldım. Orada mesela üniversite öğrencileriyle üniversitedeki çalıştaylarda sadece resim öğrencileri değil diğer alandan öğrencileriyle de karşılaşıp mesela resim konusunda onlara bir yerde anlayacakları dilden eğitim vermek de şansını da veriyor bu çalıştaylar. O bakımdan ben onları olumlu buluyorum. Yani birçoğu da olumlu oluyor diye düşünüyorum ben. Yani işte şehirler, efendim küçük şehirler, büyük şehirlerde bu tür etkinliklerin yapılması efendim sanatçıyla halkı yan yana getiriyor. Şu an aklıma gelen bir şey. Şimdi resim tabii müzik gibi değil. Müzik çok kolay ulaşıyor izleyicisine. Sinema gibi değil. Kolay ulaşılıyor. Bizim atölyelerimizde beklemek değil de işte bu çalıştaylar efendim ulusal ya da uluslararası etkinlikler içerisinde halkın içerisinde, gençlerin içerisinde olmak bizim için iyi bir şey oldu. Evet. Yani o da bir hareketlenmeyi getirdi. Evet. Yani uzağında olan kişiler evet. Efendim resim konusunda fikir sahibi olmaya başladılar. Mesela evet. Kızılay'ın efendim Çankaya Belediyesi'nin yapmış olduğu o Sakarya Caddesi'ndeki evet, heykel efendim, sempozyumu da vardı. Orada resim, mesela ben çalıştaydım. Tabii birçok kişiyle mesela evet. Sanatta resim ilk defa belki resim görüyor hayatında. Tabii evet. Onlarla yüz yüze olup onlara bir şeyler anlatmanın ben şeyini yaşadım, zevkini yaşadım yani. Evet. Ben bu bakımdan seviyorum ben. Yani sadece böyle resim yapıp kenarda durmak değil de sadece o çalıştaya katılan evet, çalıştaya tamam. Katılan efendim kişilerin aynı zamanda eğitimci boyutunu da konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Yani böyle mesafeler koyup da hani siz anlamazsınız öğrenin evet. Gelin gibi bir de o tür şey var sanatçı tavrı o hoş değil. Yani insanları anlayacağı evet. Dilden efendim sanatımızı anlatmamız gerekiyor. Evet, bazen almayacak alıcıya da hani bir nevi sokakta böyle bir etkinlik yapılınca sanatçıların çalışma tempolarını, çalışma biçimlerini, eseri yaratma sürecindeki aşamaları meraklı gözler tek tek izliyorlar. Tabi bu da aslında mesela bir haftaya ya da 10 güne sıkıştırılmış kısa süreçli genelde çalıştaylar oluyor. Ama yine de hiç ilgilenmemiş kişileri bile ilgi uyandırıp onlara eğitim evet. Verdirebiliyor. Tabii. O bakımdan ben faydalı olduğu kanaatindeyim çalıştaylarım. Evet hocam farklı konulardan da yani konuşmak isterseniz ya da ekstra eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ya da mesela çok ümit edip de ümidinizin kırıldığı bir sergi de olabilir ya da hedeflediğiniz bir sergi ya da şeye ulaşıp ulaşamadığınıza dair. Ya şimdi tabii şöyle sanat ben kendi adıma da söylüyorum. Sanat yapacak olan kişiler için de söylüyorum. Efendim bir şeyi severek yapmak esas bence. Yani severek yapmak gerekiyor. Kendimiz için yapmak gerekiyor. Kendimiz önce beğeneceğiz. Kendimiz işimizi ciddiye alacağız.
Ama bundan efendim maddi ya da başka türlü beklentiler çok öne çıkarsa gereksiz bir hayal kırıklığı olur. Evet. Ona çok gerek yok. Tabii ki sanatçılar, sanat üretenler yapıtlarından tabii ki kazanç elde etmek ister. Bu sinema için de geçerli, roman için de geçerli, herkes için geçerli. Ama sanat adamı ya da sanatla uğraşan kişinin kaygıları öncelikle bu olmamalı. Dünyadaki ya da ülkemizdeki gerçek anlamda sanat işçilerini örnek almalı. Efendim bedel ödenmeyi de göze alarak ciddi çalışmalarından vazgeçmemeli. Ben bu çok bu görüşe çok katı görüyorum ve bağlıyım. Yani insan kendi kendini kandırmamalı. Yani yaptığı işe saygı duymalı, saygı duyulacak işler yapmalı. Yani maddi beklentili tabii ki herkes ister resim üretilsin, satılsın, dönüşülsün. Evet. Ama çok büyük beklentiye ülkemizde girmek hayal kırıklığına uğratır. Gerek yok. Biz sanatımızı severek yapacağız, vazgeçmeyeceğiz. Hocam bir iki sorum daha olacak size. Tabii. Ankara'daki galeri veya galerilerin kalitesi ve sayısı yeterli mi sizce? Yani tabii sayısının şeyini bilemem ne kadar yeterli değil. Çünkü izlenmesine bağlı. Evet. Yani insanların Bazen gelip hani gelmemesine mantar bağlı gibi da. galeriler patlıyor, sonra yok olup gidiyorlar. Ama şey kalıcı galeri sayısı ve kalitesi ya da her sanatçı kesimini ağırlayabilecek galeri sayısı yeterli mi sizce? Yani Hani şimdi müzelerin olmadığı gibi ama galeriler biraz daha sanki fazla görünüyor da. Tabii bu da ayrı bir sorun da yani her malın alıcısı vardır deniliyor Evet. ya. Şimdi tabii görünüyor ki sanat üretenlerin efendim ürettikleri işler ciddi işler olsun ve ciddi sayıda da galeriler çok olsun ve kitlelere ciddi sanat eserleri ulaşsın. Galeriler efendim çok olsun. Sanatçılar da çok olsun. Gönül bunu ister. Ama bu bizim elimizdeki olan bir şey değil. Yani ciddi sanat galerilerinde ciddi sanatçıları ağırlamak onların görevi. Yani konu bu Evet. noktada düğümleniyor. Hani açılan kapanan galeriler olur. Bu beklentiyle ilgili bir şey. Evet. Yani açan kişinin birikimi de değil bir şey. Ben galeri açıyorum, elimde para var. Açıp başarılı olacağım diye bir şey yok. Doğru. Efendim onun sanat konusunda bilgisi, görgüsü olması gerekiyor. Evet. Bu önemli yani. Doğru. Yoksa çok çabuk o kapanıyor Beklentilerini mekanlar. Dediği gibi beklentileri olmuyor. gibi olmayabilir. Hayal kırıklığına uğrarlar dolayısıyla yani. Hocam sanattan biraz uzaklaşalım ama sizin yaşamınızda futbolun önemini biliyoruz. Futbol geçmişiniz de var. Biraz bundan bahseder misiniz? Çok onu da mutlu anlatıyorsunuz çünkü daha önce sohbet etmiştik. Tabii merakları çok olan birisiyim. Futbolu da çok seviyorum. Efendim müziği de çok seviyorum. Evet. Futbol oynadım. Ciddi anlamda da oynadım. Hatta hedefim böyle profesyonel olup liglerde oynamaktı. Ben çocukken karar vermiştim. Ve onu da yakalamıştım ben. İşte benim Ankara Demirspor'da oynadım. Altyapım da iyi bir kulüpteydi. O zaman işte 70'li yıllarda lise çağındaydım. Ankara Akademi'ye seçildim. İşte tabii Ankara Gücü. İşte o zaman takımları Gençler Birliği, Petrol Üssü'nden seçme çocukların da seçildiği bir şeydi, takımdı. Başkent işte karmasında kaptanıydım. Türkiye Şampiyonası'nda öne çıktım. İşte beğendiler. Genç milli takıma çağrıldım. İşte Almanya kampı, görüntü kampı. İşte gitmedim. O zamanki dönem 70'li yıllarda böyle Evet. bir sol mücadelenin içinde genç zamanda böyle katıldım. O zamanki kafamdaki şey efendim işte para kazanılmamalı, para zenginlerde olur, işte işçiler ezilir gibi bir düşünceyle kampa gitmedim ve orada o yeteneğimi körleştirdim ben. Evet. Daha sonra 80'den sonra 3. Lig terfi ligiydi. Amatör lig. Aileniz destek İşte vermiş miydi 15 peki bunu? yıl kadar da ben Ankara Amatör Kümelerinde futbol oynadım. 6-7 tane futbol takımında. Babam tabii hiçbir zaman hiçbir şeyimizi engellemedi. Hiçbir kardeşimin benim de. Diğer kardeşlerim oynadı. İşte birinci ligde oynadı kardeşim. Diğer kardeşim üçüncü ligde oynadı. Bir futbolcu da biz aileydik yani. Ne güzel. Öyle.
Ama siz birden sanata döndünüz. Ben işte oradaki enerjiyi sanata aktardım. Ama evet. Amatör kümelerde oynadım ben. Yani evet. Ankara amatör kümelerinde 6-7 tane futbol takımında oynadım. Oradan da hevesimi aldım. Spor geçmişi de tabii ekstra enerji veriyor. Antrenörlük de yaptım ben yani futbol takımında. Tabii öyle bir şeyim var. Mesela ben bugün 19 Mart Stadyumu'nda bir ayağım oradadır. Evet. Birkaç haftada bir giderim. Orada futbolcu, antrenörü, arkadaşlarım var. Ne oturur güzel. Çay içeriz, sohbet ederiz. Müzisyen çevrem var. Ben müziği de çok severim. Yani böyle evet. bağlamayı zevk için çalarım, ederim. Efendim, ben de şey çok yani heves, hobiler çok. Hocam, sanatın dışında yani başka insanlar sanatı hobi olarak düşünüyorlar ama tabii biz de dahil yaşam biçimi seçince sanatı diğer dallar hobi kalıyor ama onu da besleyen işte bayağı bir alan var. Şimdi şöyle, insan bir bütün, yetenekler de bir bütün. Ben tabii psikoloji evet. mezunu olduğum için bunun biliyorum ben. Felsefesini gördük yani. Yani insan tek bir yeteneğe sahip olmuyor. Yetenekliyse, bir potansiyeli varsa farklı alanlarda da yetenekli olunuyor. Ve mesela ben futboldaki disiplini, o sıkı çalışma disiplini, çünkü orada da ben çok disiplinliydim. İtman kaçırdığım olmamıştır benim. Oradaki disiplini ben resmime aktardım. Yani evet. o sözü verdim kendime. Efendim böyle günlük çalışma disiplini, günlük kitap okuma, araştırma gibi evet. O kararı da 80'li yılların başında aldım. İşte bugün zaten de, desen defterinizde de düzenli tabii günlük tarih defteri falan tabii düşünmez. Yani ne yapıyorsak onu ciddi yapmak zorundayız diye evet. düşünüyorum ben. Yani her alanda, hangi alan olursa hem zevk alıp hem de kalıcı ve bizden sonraki kuşaklara da miras bırakmak tabii, için. Yani severek yapmak gerekiyor. Evet. Mesela ben tabii babamdan çok şey öğrendim. Mesela o biz birkaç çocukken kulağımızda söyler, fısıldardı yani. Derdi ki hangi iş yaparsanız yapın, bir işin ustası olun, isterseniz gidin mağarada oturun, gelir sizi bulurlar derdi. Doğru. Bir de efendim bir şeyi severek yaparsanız, mesela taş taşımayı sen seviyorsan yorulmazsın doğru. derdi. Bunun gibi ben şimdi tabii resimden yorulmuyorum. Mesela ben bu gece yine 3'te falan yattım, 4'te falan yattım yani. Resim evet. yaptım. Ondan sonra da kitap okuma vazifemi yaptım, böyle uyudum. Yani o şekilde. Çok güzel hocam. Yani bizim günümüz... Enerjiniz çok iyi. Böyle geçiyor. Evet. Bugün bize konuk olduğunuz için Sezai Kara hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam güzel bilgileriniz, güzel görüşlerinizle bizi onore ettiniz. Estağfurullah. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yedi Rengin Işığı sanat oluşumunu takip edebilmek için YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Diğer sanatçı arkadaşlarımızı da gün ve gün, hafta ve hafta, ay ve ay, yıl ve yıl olarak tanıtacağız. Teşekkür ederim.